Oluşturduğumuz kalınca materyalin bir tanesini buradaki sehpamızın bu bölümüne atalım. Poligonlardan burunu seçip buraya kalın camı şöyle sürükleyip bırakalım. Tabi malzemenin koordinatlarında bir miktar değişiklik oldu. Bu özellikle alt poligon düzeylerine indiğimizde bu problem ortaya çıkar. Map Scaler'ı etkisini kaldırdım. Buradan tekrar Map Scaler uygulayalım. Etkisini göstermedi. UV Map yapalım tekrardan. Box dedik. Poligondan çıktık. Sadece objeyi seçtik. Tekrardan uygulayacağım şimdi. Evet, şimdi düzeldi. Box olarak seçtim. Ardından arkadaşlar sahnemde eksik olan diğer parçalara bakıyorum. Hangilerine malzeme tanımlanmamış. LCD televizyonumuz var. Bunu seçip Hide Selection deyip sadece sahnede onu bırakıyorum. Şimdi burada F4'e basıp da ekranını gördüğümüzde bu ekranın bu kısmına buraya bir tane resim atayacağım. Diğer kalan çerçeve kısmına ise plastik atayacağım. Buradan plastik diyelim. Siyah plastik malzeme kullanacağız. Standart materyal tiplerinden değil de yine Autodesk'in kendi materyal arşivinden kullanabiliriz. Burada paint var. Bakın paint veyahut da plastik. Plastik bir obje seçelim. Burada Love Gloss var. Siyah renkte. Onu seçebiliriz. Bunu alıp objeye uyguluyorum. Yine burada Editable Poly'ye dönüştürdükten sonra obje buradaki orta yüzeyini seçelim. Bunu da bir tane resim atayalım. Yani sanki televizyon çalışıyormuş gibi bir görüntü vermek için. O işlem içinde şurada bir boş bir slot alalım. Ekran diyelim. Ekrandan buradan direkt difuz kanalını kullanacağım. Burada hazır şu resmi alıp buraya da giydirebilirsiniz. Bitmap kanalını kullanıp buradan arkadaşlar masa üstünden şu resmi seçiyorum. Bu resmi de arkadaşlar alıp sahneye objeye uyguluyorum. Bunun dışında şu anda etkisini gösterdi. Sağ tıklayıp arkadaşlar Unhide al deyip tüm gizli objeleri gözlerledim. F4'e de bastım. Şu anda buraya da malzememizi attık, tanımladık. Son olarak buradan C harfine basalım. Kamera 3'ten bakalım. Bir tane tablomuz var burada. Bakın arkadaşlar. Buna da bir materyal atayalım. Şunu çerçeve olarak atıyorum. İç kısmına da ise bir tane resim tanımlayacağım. Tablo dedim. Bunu da yine standart malzemelerden seçsek bir sıkıntı olmaz. Çünkü bunda etkisi çok yüksek nesneler değil. Buradan kaplama arşivi. Buradan tablolar var mı? Bir bakalım. Tablo. Klasik tablolar varmış. Burada bir tane tablo seçelim bakalım. Şu tabloyu seçtim. Bunu da arkadaşlar buradaki nesneye uygulayacağım. Plane objesine üzerinde göster dedim. Şuradan P tuşuna bastım. Perspektiften şöyle döndürüp bakalım. Bakın buraya resmimizi de oturttuk. Ayrıca burada kapı için belki bir ayarlama yapabiliriz. Kapının buradaki çerçevesi ahşap olsun. Onu da şu ahşaptan giydirebiliriz. Şimdi bakıyorum kapı için şunu kullandık sanırım. Bunu alıp kopyalayıp bırakıyorum. Yine iç kısmı da ahşap olsun diyorum. Ama orta kısımları beyaz olarak kalsın. Onda bir sıkıntı yok. Çerçevesi de beyaz olarak kalsın.
Tekrardan C tuşuyla kamera 3, kamera 2'den bakalım. Kamera 1'den bakalım. Şu anda materyal atmadığımız hiçbir obje kalmadı. Buradaki avize hariç. Buna da krom atayalım. Kromu da attık buna. Böylece bütün objelere materyal tanımlayıp materyallerini attık.